Selamun aleyküm. Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Arkadaşlar bugün PES 2022'nin açık betası ile arkadaşlar sınırlı süreli demosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Açık betası PES 2022'nin çıktı arkadaşlar. Ben de bugün sizinle birlikte inceleme yapacağım. Bakalım ne tür farkları var. Geçmiş PES serileriyle ilgili ve arkadaşlar bildiğiniz üzere PES 2022'de artık arkadaşlar PES'in fizik motoru, oyun motoru değişti arkadaşlar. Bildiğiniz görmüş olduğunuz üzere sağ üst köşede Unreal Engine'e geçti arkadaşlar. PES serisi artık. Onu size söyleyeyim ve New Football Game şeklinde çıktı arkadaşlar. İsmi bu şekilde çıktı. Yeni futbol oyunu ve arkadaşlar sadece online performans testi yapacağız arkadaşlar bu açık betasında. Yapay zeka falan test edemiyorsunuz. Ve arkadaşlar mağazaya New Football Game yazdığınız zaman arkadaşlar demolar kısmından indirebilirsiniz arkadaşlar. PlayStation'a ve Xbox'a çıktı. Fonu da gençler bu şekilde yeşil bir fonu var arkadaşlar. Ve başlamak için X'e basalım arkadaşlar ve A ortam test ediliyor ve gençler PES 2022'nin açık betasında demosuna arkadaşlar başlayacağız. Online performansı arkadaşlar test edeceğiz. Arkadaşlar menüsü bu şekilde hızlı maç ve ayarlar kısmı var arkadaşlar açık beta testi hakkında. Arkadaşlar yeni futbol oyunu online performans testi ana amacı arkadaşlar sunucularımız stabilitesi ve bağlantı kalitesi yanı sıra eşleştirme sistemimizi performans yönlendirmek. Gençler bağlantılarda sıkıntı var mı? Bug var mı arkadaşlar? Sıkıntılar var mı? Kasma var mı arkadaşlar? FPS düşüklüğü var mı diye bakacağız. Ve arkadaşlar tüm oynanış unsurlarında kontroller, denge ve benzeri tüm görsellerde yani arkadaşlar grafikler, futbol yüzleri, stadyum atmosferi falan arkadaşlar daha hala geliştirme aşamasında arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ve arkadaşlar her değişiklik tabidir. Bunu size söyleyeyim. Yani gençler bu şekilde açık beta testi. İsterseniz arkadaşlar açık betamıza geçelim. Ve arkadaşlar anket de yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar menüsü bu şekilde yeşil fon koymuşlar ama arkadaşlar normalde PES 2022'nin yeşil fon değil arkadaşlar normal menüsü. Spoiler olmasın diye arkadaşlar gelişim aşamasında diye arkadaşlar böyle yapmışlar. Hızlı maç var arkadaşlar ve ayarlar var. Ayarlarda işte oyun ayarları ve gençler işte destek var. İşte ekran kontrol cihazı, dil ayarları birçok ayar var arkadaşlar onu size söyleyeyim. Arkadaşlar onun dışında işte hızlı maç diyeceğim arkadaşlar ve takım seçim menüsüne falan da bakacağım arkadaşlar. Online performans testi arkadaşlar bu açık beta. Güzel arkadaşlar hızlı maçı. Başlayalım arkadaşlar ve testimiz arkadaşlar başlıyor. Oyun motoru değişti arkadaşlar. Unreal Engine'e geçti PES serisi Konami. Fox Engine değil artık. Yeşil bir fon var. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ve gençler takım seçme ekranı bu şekilde arkadaşlar değişmiş. Bakın arkadaşlar 4 tane takım var. Barcelona, Juventus, Bayern Münih, Manchester United. Gençler dünya üzerinde arkadaşlar o takım, dünya üzerinde arkadaşlar o takımın şehri, ülkesi neredeyse arkadaşlar orayı göstermişler. Bakın arkadaşlar mesela Barcelona arkadaşlar dünya üzerinde burada. Yani arkadaşlar takım seçme menüsü çok şekilli arkadaşlar. Renkli, capcanlı arkadaşlar ve güzel olmuş arkadaşlar. Güzel bir görsellik katmışlar arkadaşlar. Güzel bir şekilde yapmışlar takım seçme menüsünü arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar ben Barcelona'yı seçeceğim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Barcelona İspanyol ülkesinde arkadaşlar. İspanya şehrinde arkadaşlar burada. Arkadaşlar evet ben Barcelona'yı seçeceğim arkadaşlar. Juventus Bayern'i falan seçmeyeceğim. Barcelona seçeceğim arkadaşlar. Yani gençler güzel olmuş. Dünya haritası arkadaşlar koymuşlar. Eşleştirme diyelim arkadaşlar. Hemen bulalım arkadaşlar. Baştan bu işi hazırlanalım. Gençler menü bu şekilde. Biraz arkadaşlar telefon kutucuklarına benzemiş arkadaşlar menüler. Menü arkadaşlar değişmiş. Gençler dediğim gibi takım seçme menüsü arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Yatay ve takım seçme menüsü var arkadaşlar. Yan yan olmuş takım seçme menüsü arkadaşlar. Benim hoşuma gitti yani. Biraz arkadaşlar dünya haritasını koymuşlar arkadaşlar. Dünya üzerinde arkadaşlar o takımın yeri neredeyse arkadaşlar. Oraya göstermişler ve gençler ilerle diyoruz rakip bulundu arkadaşlar ilerle diyoruz rakibin A durumu 5 çubuk. Evet arkadaşlar Bayern Münih geldi arkadaşlar Bayern Münih Barcelona arkadaşlar maçı deplasmandayız arkadaşlar. Bakalım ne olacak arkadaşlar fonlu şekilde yeşil fon güzel bir animasyon olsun stadyum atmosferi arkadaşlar açık beta bu. Güzel arkadaşlar benim çok hoşuma gitti bakın arkadaşlar. Stadyum görüntüsü güzel arkadaşlar bakın taraftarlar yok arkadaşlar açık betada yani bazen var arkadaşlar bazen hep belli maçlarda var. Bayern Münih arkadaşlar Barcelona maçı başlayacak. Stadyum arkadaşlar biz seçemiyoruz. Rakip seçiyor arkadaşlar. Çünkü biz deplasmanız. Ama arkadaşlar sağ koşuda çim uzunluğu gibi çok ayar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Stadyumda gençler stadyum güzel arkadaşlar. Grafikler, görseller, atmosfer güzel gençler. Burası da değişmiş. İleri diyoruz arkadaşlar. Forma ekranı farklı. Bakın arkadaşlar forma ekranı da bu şekilde arkadaşlar. Soyunma odasından bir estanten arkadaşlar bir sahne koymuşlar arkadaşlar bir görüntü koymuşlar yani gençler burası güzel
Cap canlı olmuş arkadaşlar burası. Grafikler, görsel arkadaşlar. Soyunma odası güzel arkadaşlar. Güzel koymuşlar. Forma seçenekler. Mesela arkadaşlar deplasman forması işte. İki formamız var arkadaşlar bizim. Bir siyah çıkalım gençler. Rakip takım da işte beyaz var arkadaşlar. Bir de kırmızı var Bayern Münih'in. Gençler benim hoşuma gitti. Yani gençler soyunma odasından bir esantene koymuşlar gençler. Burası güzel olmuş. İleri diyelim. Gençler son olarak da takımımızın kadrosunu göreceğiz arkadaşlar. Oyun planı ekrana gelecek gençler. Stadyum menüsü güzel olmuş. Stadyum falan arkadaşlar güzel bir görüntüsü falan. Gençler burada da iki takımın da arkadaşlar pozlarının görüntüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bizim kadromuz arkadaşlar burada görülüyor. Arkadaşlar yani benim hoşuma gitti. Yani arkadaşlar işte ilk 11. Oyun planı arkadaşlar bir girelim isterseniz. Arkadaşlar işte Griezmann, De Jong, arkadaşlar işte Dest, işte Pique, Ter Stegen arkadaşlar, Sergio Busquets gibi birçok arkadaşlar oyuncu var. Gençler burası FIFA'ya benzemiş arkadaşlar. Burası FIFA menüsü FIFA'ya benzemiş arkadaşlar bunun menüsü. İşte arkadaşlar değişiklikler falan da arkadaşlar bu şekilde işte Pjanic'i mesela arkadaşlar alalım oyuna. De Jong yerine arkadaşlar işte. Ondan sonra arkadaşlar Ansu Fati yerine de işte Philip Coutinho'yu alalım. Arkadaşlar burası FIFA'ya benzemiş işte yedekler işte arkadaşlar taktikler falan da var arkadaşlar. Top çevirme oyunu falan da var. Gençler dediğim gibi burası FIFA'ya benzemiş arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Görüntü falan arkadaşlar ekran güzel. Gençler burada da arkadaşlar işte görseller grafikler gençler güzel iki takımın arkadaşlar ısınmalarını falan görüyorsunuz. Yani gençler ilk 11'leri falan görüyorsunuz arkadaşlar güzel olmuş yani maça gidiyoruz arkadaşlar farklı farklı menüler gördük. Ve arkadaşlar maça girişimiz arkadaşlar yapıyoruz. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Burası arkadaşlar çok farklı farklı değil. Burası arkadaşlar bu görüntü. Bu spoiler falan da arkadaşlar şimdi kaynı. Bayern Münih Barcelona maçı arkadaşlar. Bayern Münih'in kendi sahası. Arkadaşlar takım seçme ekranı. Oyun planı falan da arkadaşlar değişik olmuş. Ben de arkadaşlar menüye gideyim. Arkadaşlar burası da değişmiş. Bakın arkadaşlar Barcelona Bayern Münih arkadaşlar. Yani bu maç ayarları da arkadaşlar. Takım istatistikleri de aynı arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Rakip ayarları seçiyor diyor arkadaşlar. Oyun bize. Arkadaşlar dediğim gibi beğendim. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Sizin de hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Burada biraz kesebilirim arkadaşlar. Çünkü uzun olmasın. Evet gençler başlıyoruz. Ve arkadaşlar maça Bayern Münih başlıyor. Gençler oyun bana yavaş geldi ilk görüntü arkadaşlar. İlk görüntü bana biraz yavaş geldi arkadaşlar oyun. FIFA'ya benzemiş arkadaşlar biraz. Maç tarzı. Yani arkadaşlar onu size söyleyeyim. Bayern Münih. Top arkadaşlar Bayern Münih'te pas yapıyor arkadaşlar. Bakın biraz. Arkadaşlar kayarak müdahaleler falan arkadaşlar güzel olmuş. Gençler bakın paslaşmalar biraz yavaş arkadaşlar. Biraz pas yapalım. Arkadaşlar defans yapmak falan arkadaşlar artık eskisi gibi değil arkadaşlar. Yani farklı defans yapmak. Kareye basarak topu çalıyorsunuz bakın. Kareye basarak arkadaşlar topu alabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar işte yakın çekimler falan güzel. Gençler görseller, grafikler falan futbolcu güzel arkadaşlar. Güzel daha da gelişecek arkadaşlar. Böyle kalmayacak grafikler tabii gençler. Gençler güzel ama daha da güzel olacak arkadaşlar. Böyle değil yani normal PES 2022'nin grafikler arkadaşlar. Bir vuruş Ter Stegen çıkardı. Rakip takım arkadaşlar etkili geldi. Arkadaşlar onun dışında kaleciler arkadaşlar aynı olmuş. Free kickler, kornerlerde de arkadaşlar değişiklikler yok. Bir tek arkadaşlar yakın çekimler gelmiş yani. Gençler bakın yakın çekimler güzel arkadaşlar. Yakın çekimler güzel. Oyuncuların gençler top kontrolleri de arkadaşlar güzel yani. Fena değil. Arkadaşlar bakın ama gençler yavaş yani. Bana yavaş geldi. Messi gidiyor. Lionel Messi pasını bıraktı. Şimdi Dest. Dest'ten pas. Messi arkadaşlar ama geçmedi. İşte Dest'ten pas ama geçmiyor. Ya şimdi Bayern Münih gelecek. Dakikalar arkadaşlar 10. Lewandowski top alanır. Gençler bakın yakın çekim gelmiş. Yakın çekimler arkadaşlar güzel olmuş. Paslaşmalar gençler top fiziği güzel ama gençler yavaş oyun. Yani gençler gerçek PES çıktığı zaman arkadaşlar PES 2022 çıktığı zaman böyle değildir arkadaşlar böyle çok yavaş değildir umarım. Dest gidiyor. Dest vuruş yapacağız arkadaşlar uzaktan vuruş deneyelim gençler. Bu Pjanic uzaktan vuruşlarla arkadaşlar çok kötü diyemeyeceğim arkadaşlar yani güzel diyebiliriz. Mesela bakın defansı bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar yani mesela bakın arkadaşlar kareye basıyorsunuz artık bu şekilde oluyor. Kingsley Coman. Ve top şimdi bizde kaldı arkadaşlar. İyi bir futbol olsun. Griezmann. Topu aldı Griezmann. Griezmann sıyrıldı arkadaşlar. Ondan pas Messi'ye. Lionel Messi. Topu çekti arkadaşlar. Lionel Messi vuracak. Messi vurdu. Defans. Arkadaşlar Messi vuruyor defans. İşte dakikalar 19. Yani gençler bu online bet arkadaşlar. Dediğim gibi yani
Çok edecek bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, frikikler, kornerler. Aynı hemen hemen arkadaşlar, oyun biraz yavaşlamış tabii ki. Arkadaşlar oyun biraz yavaş. Arkadaşlar yani oyun yavaş biraz. Kayarak müdahaleler de var arkadaşlar tabii ki. Bunlara da farklı. Yakın çekimler iyi olmuş. Arkadaşlar çok fazla sıkıntı görmedim arkadaşlar ben. FPS sıkıntısı falan. Yani benim hoşuma gitti arkadaşlar genel itibariyle. Evet arkadaşlar, frikik kullanıyorlar. Şimdi gençler buraları keseceğim bu durakların önlerinde. Mümkün arkada. Arkadaşlar değişiklik yaptılar galiba. David Alaba, David Alaba, defans, yani baraj, Lenglet, 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 baskı yapıyoruz, Lewandowski. Arkadaşlar dediğim gibi top kapmak arkadaşlar zorlaşmış. Yakın çekimler gelmiş arkadaşlar, bakın yakın çekimler yoktu. Pes 21'de vardı arkadaşlar, çaprazdan ters değeceğim. Gençler grafiklere, çimin rengine falan arkadaşlar aldanmayın oyuncu üzerine gençler, daha da iyi olacak. Oyun dediğim gibi arkadaşlar gelişme aşamasında, daha gelişim aşamasında arkadaşlar, daha görseller tabi değişecek, bu daha arkadaşlar yepyeni filmler gelir. Griezmann top aldı, Griezmann bıraktık pası, Messi top alır mı arkadaşlar, top Messi alamıyor. Bayern Münih arkadaşlar geliyor, topu şimdi kapıyoruz, siz çıkabiliriz arkadaşlar orada. Griezmann, Griezmann sağda arkadaşlar, Messi boş, o Pjanic attı arkadaşlar, top Pjanic'e gelir mi, gelmiyor. Kaleci Neuer, Neuer arkadaşlar, hata gelir mi rakip takımdan? Bayern Münih arkadaşlar bir hata geldi. Topu Filip Coutinho aldı. Filip Coutinho, Neuer. Hata geldi. Messi topu çekti. O da vuracak. Messi dışarıya. Arkadaşlar etkili geldik. Uzaktan vuruşlar gençler etkili yani. Yani kaleci doğduğumda bırakabiliyor arkadaşlar uzaktan vuruşlar. Benim o konuda hani size söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar hani Jerome Boateng, hata gelir mi arkadaşlar onlardan? Gençler dediğim gibi çok fazla şut çekemeyebilirim. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar oyunu test ediyoruz. Bayern Münih, Barcelona maçı yapıyoruz arkadaşlar. Genel itibariyle gençler bakın, kareye bastığınız zaman arkadaşlar topu çalıyorsunuz artık. Filip Coutinho'dan Messi'ye gençler, arayı sarktı. Messi vuruş, Neuer. Ara paslar da arkadaşlar etkili gidiyor. Onu size söyleyeyim, ara paslar da arkadaşlar etkili yerini buluyor. Arkadaşlar levre artı üçgenleri deneyelim. Gençler kornerler aynı. Sadece yakın çekimler gelmiş dediğim gibi arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bir, arkadaşlar dedi ki fizik motor değiştiği için birkaç farklı oynanış var arkadaşlar yani. Oyun tarzı değişti. Arkadaşlar bir kafa vuruşu ve top dışarı. Gençler şu anlık kasma TPS'e düşmesi yok arkadaşlar. Benim hoşuma gitti yani, açık beta arkadaşlar güzel. Siz de arkadaşlar indirip oynayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar New Football Game yazın mağazaya. İndirebilirsiniz. David Alaba gençler, bir gol atalım isterseniz. Dakika 35, David Alaba. Hata gelir mi arkadaşlar David Alaba'dan? Kingsley Coman. Arkadaşlar Kingsley Coman, Kingsley Coman gidiyor, Kingsley Coman. Orada araya giriyoruz gençler. Güzel bir müdahale. Busquets, şimdi topu alan Messi. Messi arkadaşlar çok güzel pas. Filip Coutinho'ya doğru ama olmuyor. Neuer. Arkadaşlar atak oynayalım biraz. Benjamin Pavard, Busquets. Şimdi arkadaşlar etkili geliyor rakip takım. Lewandowski. Arkadaşlar Kingsley Coman, Kingsley Coman, Kingsley Coman ve 1-0. İşte rakip 1-0 yaptı. Kingsley Coman. Gençler gol sevinçleri de bu şekilde. Yani arkadaşlar size oyunu göstermek amacım arkadaşlar. Gol tabii ki de atalım ama size oyunu göstermek amacım arkadaşlar. Golleri geçebiliyoruz. Tabii izlemeyelim arkadaşlar bizim golünü. İşte goller güzel. Pjanic. Arkadaşlar Bayern Münih 1-0 önde arkadaşlar Barcelona karşısında. Şimdi topu Jordi Alba aldı arkadaşlar. Jordi Alba. Pedri'ye. Pedri. Ondan arkadaşlar Messi. Kontrolünü sağladı arkadaşlar. Messi topu çekti. Messi gidiyor. Messi yaptı ortaya. Ceza sahasına doğru. Top kimseye değmedi. Top kimseye arkadaşlar değmiyor. Güzel pas. Pedri. Verdik pası. Döndük. Pedri vuruş. Dışarıya. Arkadaşlar çok iyi vuramadık. Dakika 45. İkinci yarıda arkadaşlar umarım maçı çeviririz. 1-0 arkadaşlar Bayern Münih'in üstünlüğü var. İlk yarıda arkadaşlar üstünlüğü var. Arkadaşlar de söylemediğim arkadaşlar, unuttuğum bir özellik arkadaşlar. Varsa arkadaşlar siz yorumlara yazarsanız. Yani dediğim gibi oyun bana yavaş geldi arkadaşlar. FIFA'ya benziyor arkadaşlar yani itibariyle. Arkadaşlar takım seçme menüsü işte arkadaşlar değişti. İşte oyun planında arkadaşlar değişiklikler FIFA'ya benzemiş yani itibariyle. Yani onu size söyleyeyim. Kayarak müdahale falan da arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Busquets. Arkadaşlar güzel. Son bir atak şansı arkadaşlar. Gol atıp bitirelim. Messi vuruş izni yok. Güzel ve maçın ilk yarısı bitiyor. Kingsley Coman'ın attığı gol arkadaşlar. 1-0.
önde. Mesela ben bu oyun planı diyeceğim. Arkadaşlar burada da TPS düşüklüğü oluyor. Filip Koç'un yerine arkadaşlar ben bir Osman Dembele'yi arkadaşlar alayım oyuna. Arkadaşlar benim hoşuma gitti buralar. İleri diyoruz. Bakalım arkadaşlar ikinci yarıya nasıl başlıyoruz. İkinci yarı arkadaşlar biz başlıyoruz. Paslaşmalar arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel arkadaşlar paslaşmalar. Peki ama yavaş arkadaşlar oyun dediğim gibi yavaş. Rakipler arkadaşlar oyun hızlı olabilirmiş. Arkadaşlar güzel pas Messi. Messi ve gol. Daha ilk dakika arkadaşlar ve golle başlıyoruz. Gol sevinci yapalım arkadaşlar. Lionel Messi. Açık bet arkadaşlar. Ondan da beta da diyebiliriz. Lionel Messi arkadaşlar. İleri diyelim isterseniz arkadaşlar. Güzel. Buralar gençler güzel. Hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada. Gençler rakip de geçiyor tabii bizim golümüzü. Gençler güzel gol attık. Daha ilk dakikalarda 1-1'i bulduk. Gençler güzel 1-1. Hata geldi onlardan. Şimdi Griezmann. Griezmann, Pique. Arkadaşlar Lebrard üçgenler de güzel gidiyor. Neuer, Neuer hata gelir mi orada? Pres var arkadaşlar bizden. Kim mi? Joshua kim mi? Arkadaşlar güzel paslaşıyorlar. Gnabry. Gnabry. Pasları Gnabry. Gnabry gidiyor arkadaşlar. Gnabry. Kim diye verdiler? Şimdi Kingsley Coman, Lewandowski. Lewandowski ve 2-1. Lewandowski arkadaşlar maç 2-1 gollü geçiyor gençler maç. İkinci yarı arkadaşlar iyi başladı. Arkadaşlar rakip takım da gol atıyor. Gençler topu kapmak zor. Tabii ki. İşler Messi. Arkadaşlar güzel goller izliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar açık beta gençler demo sınırlı süre demo gençler. Bu şekilde Pedri, Miralem, Pjanic. Pjanic top bizde kaldı. Griezmann. Griezmann arkadaşlar ama aynen açıyor. Gençler böyle futbolcular çok fazla topu aynen açıyorlar arkadaşlar. Top kontrolleri çok da fazla arkadaşlar. O kadar da iyi değil arkadaşlar hani. Onu size söyleyeyim. Des arkadaşlar ara paslar iyi. Kingsley Coman. Ama arkadaşlar pas geçmiyor. Uzun pas şimdi. Pique. Pique bıraktı arkadaşlar Messi'ye. Messi'den de pas şimdi etkili geliyoruz. Önümüz boş. Pedri gidiyor. Pedri evet. Kayarak müdahale. Çok etkili nokta arkadaşlar. Kayarak müdahale. Sarı kart. Sarı kart arkadaşlar orada. David Alaba'ya. İşte frikikler aynı gibi. Messi kullandı. Baraj. Messi bir vuruş daha top sekiyor. Pjanic. Vuruş izni yok arkadaşlar Pjanic'e. Kim mi? Topu aldılar. Şimdi top bizde arkadaşlar. Etkili geliyoruz. Etkili gelebilir arkadaşlar olabilir. Şimdi topu bizde kal top. Etkili geliyoruz. Messi topu çeker. Messi önü boş. Messi plase no yer. Dakika 62 arkadaşlar. Açık beta online beta. İşte benim hoşuma gitti. Dediğim gibi arkadaşlar yeni fizik motoruyla arkadaşlar oyunu yeni oyun motoruyla arkadaşlar benim çıkacak. Yani arkadaşlar dediğim gibi yani gençler frikikler aynı görseller grafikler dediğim gibi arkadaşlar oyunda gelişim aşamasında arkadaşlar böyle olmayacaktır online beta. İşte oyun yavaş arkadaşlar tabii ama arkadaşlar tabi o da bir online yani açık bet arkadaşlar tabi o kadar da olacak. Mesela yani. İşte yeni bir yanım önemli değil arkadaşlar. Önemli değil. Tabii ki. Bir vuruş direkten geliyor. İkinci hamle dışarıya. İşte etkili geldi Bayern Münih takımı. Dakika 66. Arkadaşlar çok ufak ara sıra arkadaşlar da tepesi düşük oluyor ama arkadaşlar genel itibariyle iyi. Topu alan şimdi Pedri. Topu aldı Pedri. Pas geçmedi. Kim mi? Kim mi? Bıraktılar pası. Pasları geçmedi orada. Lewandowski mi o Rekiterştegen? Rekiterştegen. Şimdi arkadaşlar topu aldık. Pasımız geçmiyor. Gençler paslar geçmiyor çünkü yavaş arkadaşlar oyun. Messi. Griezmann. Griezmann Messi paslaşması izliyorsunuz. Lionel Messi topu çekiyor. Messi. Pique. Pique arkadaşlar orada müdahale geldi son anda. Arkadaşlar müdahale geliyor ama var topu kaptık. Pasımız iyi yere. Messi atamadı arkadaşlar. Topu atamıyor Messi. Golü çok net kaçırdık arkadaşlar. Messi. Lionel Messi golü kaçırdı. Arkadaşlar benim hoşuma gitti. Dedim ki arkadaşlar. Menüs falan da böyle değil oyunun. Oyun ismi gerçekten New Football Game de değil arkadaşlar. New Football Game de değil. Hani. Çünkü arkadaşlar oyun spoiler fazla vermek istemiyorlar arkadaşlar. Spoiler fazla vermek istemiyorlar diye. İşte hani böyle şey yapmışlar. Lewandowski. İşte Unreal Engine arkadaşlar çok daha gerçekçi yapmışlar arkadaşlar oyunu. Pjanic.
Messi. Lionel Messi gidiyor. Topu çeker Messi. Messi bıraktı Griezmann'ı arkadaşlar ama ara pas geçmiyor. Topu bir kez daha Messi alır mı alamadı. Arkadaşlar dakika 77. Goreska. Goreska gidiyor arkadaşlar. Goreska. Goreska Lewandowski'ye. Lewandowski gidiyor. Lewandowski çalım atar mı? Lewandowski. Bıraktılar pası. Bir şut. Kaleci Ter Stegen. Kaleci Ter Stegen arkadaşlar. Etkili geliyorlar. Şimdi topu kaptık. Şimdi çıkabiliriz arkadaşlar biz. Pique. Messi boş. Arkadaşlar ama topu geçmedi orada. Gnabry. Gnabry offside. Arkadaşlar dakika 81. Maç beraber mi bitecek arkadaşlar acaba? Ona bakalım. Jordi Alba. Arkadaşlar çok net golü kaçırdık. Lenglet. Pedri. Güzel pas. Şimdi arkadaşlar Dembele'den pas. Messi arkadaşlar ama geçmedi. Onlar da hatalı pas mı yapacak? Lewandowski. Arkadaşlar iyi pas verdiler. Ama arkadaşlar takım çok yoruldu. Çok güzel. Şimdi pasımızı arkadaşlar veriyoruz. Güzel bir pas. Miralem Pjanic. Topu geçmedi arkadaşlar. Pas geçmiyor. Dakika 85. Thomas Müller. Thomas Müller ve topu ağlara gidiyor. Arkadaşlar 3-1 oldu. Arkadaşlar 3-1 oldu. Gençler oyunu size göstermek amaçlı arkadaşlar. Yani yenip yenmem değil arkadaşlar. Gençler dediğim gibi bir maçta yapacağım. Bu videodan sonra. Arkadaşlar dediğim gibi daha ilk defa arkadaşlar PES 2020 ile maç yaptığım için arkadaşlar yani bir de arkadaşlar PES 2021 ile arkadaşlar farklı. Bu yüzden arkadaşlar yani çok fazla bir iki maç yapmam lazım arkadaşlar tabii ki. Alışmak için. Griezmann. Pasımız arkadaşlar bıraktı şimdi etkili geliyoruz. Rakip karşısında Dest. Dest. Top pası geçmedi orada. Neuer. Arkadaşlar Neuer. Pası. Arkadaşlar iyi paslaşacak, paslaşıyorlar. Rakip takım iyi paslaşıyor. Etkili girebilirler arkadaşlar onlar. 3-1 öndeler. Arkadaşlar 4. golü yemeyelim. Lewandowski. 2 dakikalık ilave geldi arkadaşlar maça. Arkadaşlar Kingsley Coman. Arkadaşlar rakip atak geliştiriyor. Son bir atak arkadaşlar olur mu? Ter Stegen ileri uzun atıyor. Arkadaşlar ama olmadı. Arkadaşlar, olmuyor. Ve arkadaşlar maç bitiyor. Arkadaşlar offside. Arkadaşlar bu arada offside'miş. Maç bitiyor sandım arkadaşlar bir an için ama arkadaşlar son bir atak olabilir. Arkadaşlar hatalı bir pas verdik. Gnabry. Arkadaşlar online bet'e bu şekilde. Gençler 3-1 mağlup olduk. Ama arkadaşlar dediğim gibi online bet arkadaşlar hani çok kolay değildi arkadaşlar hani. 3-1 mağlup olduk arkadaşlar ama kazanan Bayern Münih oldu. Arkadaşlar bu şekilde hani gol atmak arkadaşlar zorlaşmış. Bir de arkadaşlar onun dışında oynanış ve farklılıklar var oynanışlarda arkadaşlar. Oynanış ve farklılıklar var. Takım istatistiklerine gelelim. Arkadaşlar takım istatistiklerine gelen şeyden daha çok şutumuz var arkadaşlar rakibe göre ama arkadaşlar rakip 3-1 yendi. Arkadaşlar bir videodan sonra geçelim isterseniz arkadaşlar ileri diyelim. Arkadaşlar PES 2020 online bet arkadaşlar daha açık beta arkadaşlar ileri diyoruz. Arkadaşlar oyun yavaş geldi bana arkadaşlar açıkçası. Yani arkadaşlar paslaşmalar çok yerini bulmuyor. Geri diyelim. Arkadaşlar umarım daha da geliştirirler arkadaşlar oyunu. Gençler bir videonun sonuna geçelim. Gençler bir maç daha yapacağım. Haberiniz olsun. Juventus'la da arkadaşlar maç yaparım. Gençler takipte kalın diyorum. Arkadaşlar hoşça kalın.